Ne bu hali? Şu asık suratını gören 40 yıllık yola kaçar. Sizinkine kısmet çıktı. Hem de öyle böyle değil. Yağlı bir parça, bir Tunus gediği. Cenaze evde yattığı gece üstünden kedi mi atlatmışlar, ne yapmışlarsa. Zavallı hatun bir çatı olmuş. Böyle deli saçmalarını, koca karı hikayelerini çıkar şu aklında. Elbette kısmetin çıkacak, verecektik seni. Turşunu kuracak değiliz. Bakın Fikriye Hanım, benim hayattaki tek gayem sizi ve çocuklarımı mesut görmek. Yemin ederim ki sizden sevinç yıllıkları beklemiyorum. Yeni bir yuvadasınız. Endişe etmeniz, yalnızlık çekmeniz normal. Bazı hisler söze dökülmediğinde tüm tesirlerini yitiriyorlar. Bazı hislerin yanındaysa kelimeler çok sönük kalıyor. Geçmişi geride bırakmak gerek. Yoksa bizler de mezara girmiş olmaz mıyız? Bazı gerçekleri nasıl açıklayacaksınız? Hangi gerçekler hanım? Yalnız melanet, hıyanet, şenaat. Bir sır olduğunu biliyordum. Şeytanlar arzularla aynı dil konuşur. Hayal gücünün dili. Siz neden korkarsınız Fikriye Hanım? Sevdiklerimi yüzüstü bırakmaktan. Fikriye Hanım ne yapıyorsunuz burada? Sizi ilgilendirmez. Fikriye Hanım müsaade buyurun yardım edeyim. Bakın biliyorum bütün bunlar. Biliyor musunuz? Fikriye Hanım dünyadaki en güçlü duygu sevgi değildir. Hürriyet, adalet, haysiyet de değildir. Merhamettir. Kapalı. Demirlenmiş kapılar. Neyle açayım? Kilitli. Bu bir ifrit. Bu bir musallat. Bu bir bela başımıza. Mezar kazmak da neymiş? Günah. Eğer cadıyı yok etmek istiyorsak en derin korkuyla da yüzleşmek gerekecek. Neyle? Ölümle elbette.